Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında çocukların çok seveceği özellikle kabak çorbası yapacağız. Bu kabak çorbasını içerken arkadaşlar hiçbir şekilde kabak tadı almıyorsunuz. Eğer kabak sevmiyorsanız bu şekilde yapıp kabak çorbasını içebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Buyurun yapımına başlayalım. Bir adet havucumuz var arkadaşlar. Kabuğunu soydum, yıkadım. 3 adet kabak, yarım demet dereotumuz var. Öncelikle havucumuzu ince ince rendeleyeceğiz. Daha sonra kabağımızı da rendemizi ince tarafıyla rendeliyorum. Evet arkadaşlar, rendeleme işimiz bitti. Tavamızı, ocağımızı aldım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Ara ara karıştırarak kabağımızın suyunu çekene kadar soteleyeceğiz. Bu soteleme işlemi arkadaşlar kabağın kokusunu tamamen ortadan yok ediyor ve daha lezzetli oluyor. Ara ara karıştırıyorum ki malzemeler tamamen birbirine girsin. Zaten kabağımız da sulanıyor gördüğünüz gibi. Bir 5-6 dakika ocağımızda soteleyeceğim. Soteleme işlemi bittikten sonra bir tenceremiz, ocağımızı alıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağımız eriyince üzerine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Unu kokusu çıkana kadar karıştırarak kavuruyorum. Kavurma işlemini iyice yapalım ki arkadaşlar çorbamızı içerken un koku tadı almayalım. Unumuz iyice kavrulduktan sonra azar azar soğuk su ilavesi yaparak unumuzu açıyorum. Azar azar su ilavesi yapıyorum. Bir yandan da hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Bu esnada zaten unumuz açılacaktır. Hiçbir şekilde içinde topaklanma kalmayacaktır. Daha sonra bir çırpıcı yardımıyla sık sık karıştırıyorum. Unumuz açıldıktan sonra sotelemiş olduğumuz kabak ve havucu ilave ediyorum. Bir kaşık yardımıyla iyice karıştırıyorum. Hiçbir şekilde dibine tutmasın. Azar azar su ilavesi yapıyorum. Soğuk su ilavesi yaptım. Daha sonra üzerine sıcak su ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kimyon ekliyorum. Ve kabağımız 5-10 dakika piştikten sonra robotla iyice çekeceğim. Bir pürüzsüz kıvam alana kadar çekeceğim. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tam yoğun kıvamlı bir çorba oluyor. Evet arkadaşlar. Ben bir kase ayıracağım çorbamızdan. 8 aylık bebeğime içireceğim için onu hemen bir kase ayırıyorum. Daha sonra üzerine bir çay bardağı süt ekliyorum. Siz de bebeklerinize yapabilirsiniz. 6-7 aylık, 8 aylık bebeklerinize. Sütümüzü de ekledikten sonra sütümüzle birlikte 5-6 dakika kaynamaya bırakıyorum. Sütümüz de kaynadıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığına yakın tuz ekliyorum. Ve dereotu ekleyeceğim. İnce ince kıyılmış dereotunu ekliyorum. Dereotu gerçekten çok güzel yakışıyor. Bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra dinlenmeye bırakacağım çorbamızı arkadaşlar. Altını kapatacağım. 15 dakika dinlenecek. Daha sonra sizlere servisini yapacağım. Evet arkadaşlar, kabak çorbamız dinlendirdim. Servise hazır. Gördüğünüz gibi tam kıvamını aldı. Yoğun bir çorba oldu. Hemen servisini yapacağım sizlere. Evet arkadaşlar, çorbamız servise hazır. Şu şekilde yakından göstereyim. Yoğun bir çorba. Hiçbir şekilde kabak tadını almıyorsunuz çorbayı içerken.
Eğer benim yaptığım tarife uyarsanız arkadaşlar, hiçbir şekilde içerken bile kabak kokusu gelmez. Gerçekten çocuklar çok seviyor bu çorbayı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceğim arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın.